Kübra'dan çıktık. Şinçerli'ye doğru hareket ediyoruz. Şunu atlat da, atlatabiliyorsan atlat. Türkü bürkü çıksın.
toprak sesi, şey, taz sesi giriyordu Mustafa abi. Ta 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 ta. Bu kararları kendisi yaptı bir sefer. Bu geçen sene yaptılar ya, o teslim eden müdürü görevden aldılar. Ne güzel etmişler. Geçen seneki yapılan masraf hep boş. Onu söktü attılar hep. Ya zaten üzerine olmazdı ki Mustafa abi. Vallahi çok güzel olmuş ya. Kışın belli olur Mustafa abi. Yok. Daha bir şey olmaz. Ya delik delik delinmesin de. Var ya. Thank you.
abi. Evet. Kendisi yapmış o zaman. Adam adamlara işte bir bardak çay veriyor, bir yemek veriyor, adam yaptırıyor. Başında niye maske taksın ki? Tamam da kolunda sağa sola sürüyor. Bir de bile sonra ağzına veriyor evde. Ben mesela köyde inşaatı maske giyiyorum. Ne işim var benim? Sonra koronanın çatıda ne işi var? Korona kafayı yememiş ya o kadar. Bana gelsin çatsın diye. Evet. Zaten bana gelemez ya. Benim kanım sıfır. Sıfıra girmiyor. Bak öğrenmiş ha. Vay. Ula benim kanım da sıfır. Neredesin o zaman? Benimki de sıfır. O zaman yırttık haydi. Hep bize gözün aydın. Ne olacak biz be? Benim çok da beye geliyormuş. Biz beylerimiz gebersin o zaman he mi? Sen değilsin abi. Sen de yengenin gölgesinde yaşayacaksın işte. Kanatların altında yaşayacaksın. Evet. Çorak geldik. Burayı da yükselsinler ha. Buraya kimse şimdi düşüyor ki. Ya
Yani böyle girdi. Ambu meşenin oradan gittik. Buradan aşağı. Buradan aşağı aşağı çukura gittik. Ya kardeşim, hiçbir fizik kurallarını uygulamıyorlar, bilmiyorlar. O havale yükü, o kış kıyamette nasıl yüklerler ya? Olacağı varmış. Tabii canım. Ya tedbir senden, takdir Allah'tan. Şuraya kadar geldik. Bu iş birazdan şuraya kadar geldik. Şu meşeye kadar. Al orada kaldı, nasıl oldu diyorsa dereye kadar giderdik. Vallahi o zaman senin de işin yaş olurdu. Yani Allah göstermesin, daha da kötü olabilirdi yani senin durumunda diyorum yani. Zaten benim belim çok acıdı, dedim belim kırıldı. Kendimi hiç kaybetmedim, o bile bilincini kaybetmişti zaten. Orada telefon bile çekmiyor, biliyor musun? İşin aksiliği. Çıktım geldim, biraz da telefon ettim sağ sola. Gelen giden de yok, göremez de. Göremiyor ki, gelen giden var, göremiyor. Aşağıda yama yaptılar. O baziyede çukurlar vardı ya. Oralar doldu, güzel oldu. Orayı da köy hizmetleri yaptı. Yok be. Allah. İnsan bazen kader diyorsun be. Cemal burada kalmıyor mu? Şey, Hasan. Yok canım Hasan. Şey, kardeşleri gelmiş burada. Hasan hanımın babasının elinde kalıyor. Benim babasının elinde. İmran'ı da? Yok yok. Anacaj'da onu. Hanımı Anacaj'da. Ben yok bilmiyordum ben. Buraları da vurdular değil mi asfalt? Buraları şey yaptı, yama yaptı. Yama ekibi geldi buraya yama yaptı. Olsun, yama olsun. Tabii ya. Güzel oldu ya. Eskisi gibi çukur yok İrfan. Biliyorum. Resmen asfalt işte. Vallahi yamam ama yani fark etmez. Sizin yolundan iyi. Memleketine sahip çıkıyorlar. Helal olsun. Takdir etmek lazım. Gençler orada değerli davranmış. Helal olsun işte. Memlekete sahip çıkmak diye ona derler. Abi sen de buraya yayın yapar diyorsun. Yolda gittiği zaman köpeği engelliyorlar. Arabası engel. Eşeği engel. Adamlar çok acayip adamlar yani. Çalıyorlar diyordu, diyorlardı. Yani bazı köpek köpek çalınanlar da bunlardan biliyorlardı yani.
Necit Pili ha? Tam burayı döndük. Anam onlar sağdı. Telefon ettim buradan. Dedim ana çay koy dedim ben geleyim. İnanmadı. Ya dedim ana çay koy ben geleyim. 15 dakika sonra karşısına çıkınca şaşırdı. Alara. Bakayım çekecek mi? Bazen çekiyor, bazen çekmiyor. Şansımız da çekerse. Ha İslam Bey, bu ayız işte. Ha ayı buralarda Avrupa'da aslında geziyor. Yağmur yağdı, çamurlu ayaklarıyla banyola gelmiş. Ana. Bak, bu aylar, ayların izi. Gördüm vallahi, hakikaten ha. Aşırı ayı var paşa. Vay 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 vay, hakikaten ha. Kumbak yasak mı? Yasak. Yasak da rast gelen bulunuyor. Yenge, çay koy çay. O ya, Adalet Hanım çay istiyor. Hadi görüşürüz. Kimin tabarı şey mi? Bu anam bana. İyi bayağı bu kalabalık ha. Bayağı kalabalık iyi. Efendim, tek armudun oradayım, tarbasın. Tamam ben gelmesem de şey gelir. Vallahi, ben gelmesem de. Vallahi hadi görüşürüz. Ben gelmesem de şey gelir. İsmail gelir, onu arasın söylesin. O ziyaret. Ziyaret o. Ali Baba türbesi dedikleri yer. O yanık çeken mi? Tapken mi çaldınız? Yanık çeken mi?
işte biraz yağmur yağdı, canlandı. Yok, Çağlı'ya dün iyi yağdı. Çatı güzel oldu. Çatı üç taraflı oldu İrfan. Ama o yanındaki yerden çatıya çıkılabiliyor. Arkadan mı? Hem de düz ayak, dümdüz. El arabasıyla malzemeyi götür çatıya koy. Çok şahane. Çok şahane. Herkes çatıya çıkar o zaman. Kilitleyeceksin. Orada bırakmayacaksın ki. Kilitliyor. Oraya seyir kapı yapacaksın. Onu alacaksın. Yol kapını kilitleyeceksin. Kimse giremez. İçeriden delik bırakmadık, bırakmayın da yani, biliyor musun? Yok yok. Çatıya giren, içeriden, çünkü sizin avantajınız var, arkadan çatıya giriş var, biliyor musun yenge? Onun için alttan zaten çıkmaya gerek yok. Kilitli olacak yukarı kapıya. Odada. Annemlerin yattığı odada. Evet, sen de orada yatacaksın. Ha? Sen de orada yatacaksın. Evet. Sen diyordun ya aşağıda yatacaksın. Yok yok. Yok aşağıda yatacaksın. Aşağısı yapılmamış ki. Aşağısı güzel olacak. Tay çalışsalar, yapsalar. Yapsın ya. Valla kızıyorum bazen.
çalışıyor. İşte o yatağa girdi mi yataktan kalkmıyor. Gece saat 1'e 2'ye kadar yatağa girmiyor. Abi yedi dedi mi benim altıma su çıkar ya, ben yedinem bir kere 6.5. Facebook'ta senin için çok güzel bir şey yazmıştı, okudun mu? Yok, Facebook'a girmiyorum ben sana. Aa, senin için o kadar güzel bir yazı yazmış ki okumanı tavsiye ederim. Baksana da bizim sular duruyor köprünün üstünde. Dünkü yağmurun suyu. İnsanın mühasi yollar işte. Muhtar asfalt yaptı ya. Erzincan'ın işte asfalt olmayan köyü bu. Aynen. Bizim Kinan'ın bile kapının önüne kadar asfalt. Tabii tabii, ben Kinan'a iki sefer gittim. Yenge. Kinan'a. Evet, bizim eve. Sen o evi hatırlıyor musun? Sen köyden mi doğdun? Köyde doğdum, evet. Köyü biliyorsun yani? Biliyorum, biliyorum. Hangi senesinde gittin sen köyden? 73. 73. Bak 7 sene önce. 46 mı, 47 mi? Oranın sacını falan da ben çaktım. Yenisini? Yenisini, he. Eline sağlık. Ya eşyaları götürmüşler. Kapı bacağı açık kalmış. Ya sen ne diyorsun, orada hiçbir şey bırakmamışlar ki anam, hiç evde hiçbir şey bırakmamışlar. Ama güzelim yani, sen kapıyı bacayı açıp kursan herkese tabii, işine geleni alır. Oraya götürdü malzemeyi, bıraktı gitmedi. Adam gibi adama vermedi, almış o memuyla, buradaki sizin muhtarla memuyla bir olmuşlar. Garip Çaylı onun bacanağı var. Kırkızın teki ona vermiş 13 milyara. O da gitti. Eskiden bu sokaklarda hayvan mayıs yenerdi de koca karlar alırlardı, eline duvara çalarlardı ya. He. Aynı yine sıva yapmışlardı. Aynen. Ya, yani hiç, yani ora yani oturmuş. Olmamış yani. Olmamış, hiç güzel değil, hiç olmamış. Hatta sana bile sormuşlar, demişler sen bunu beğeniyor musun? Sen demişsin yok. Ben neyini beğeneceğim, Seyfi dayı geldi evet. Oraya, ben de Seyfi dayıyla. Sene karşıydı biliyor musun? Seyfi dayı ne zaman tanıyorum ben? Sene 86. Orada fincan var ya, fincan. O hikmet vardı. Fincanın o çeşmede o ahuru benle babam yaptık. Fincana. Öyle mi? O hikmet de amcamın torunu. Amca kızım var, onun oğlu. Şazimet. Sonra geldi Çimene. Yani ben onları ta bu senede illerin adam geldi bana, o senede geldi işte Nurettin dayı. Arıyı satmıştı, geldi bende Tarbas'ta arıyı götürdü Seyfi. Adam geldi dedi ya ben şey yapayım mı, ben işte ne diyeyim dedi. Sen şimdi bu iş hoşuna gidiyor mu? Dedim olmamış işte, benim ne hoşuma, bu sıvadan karşıya şeye benziyor. Bu buna niye teslim almış, niye para vermiş? Ondan sonra da alçısı götürdü. Daha ondan sonra gitmedim, alçısı ne yaptı, ne etti bilmiyorum. Yenge orası temizlenmez ya. İşte biraz bir şeyler etmişler. Kaya tuvalet banyo mu ne koymuşlar ama. Yani o paraya, o 80 mi 85 milyar mı, o paraya, o harmana kutu gibi ev yapılırdı. Az olurdu, ufak olurdu ama çok güzel bir şey olurdu. Ama bizim birader Şaber diye Tarbas'ta bu Delali'nin damadı. Nispet'in kocası. Onlara mesela 60-70 metrekare yer yaptık, bizim birader yaptı, ben de orada arada işte el attım.